Dört kişi binmişsiniz bu kadar. Kaldım başlasın. Adeder yaşayanların hem de tüm Manisa'da hemşehrilerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Başkanım'ın nezdinde tüm belediye meclis üyelerimize, tüm partilerimize hayırlı olsun diyorum. Ayrıca da tabii tüm AK Parti camiasına yaptıkları çalışmalardan ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Hepsi hakkında helal için. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah Manisa'ya daha güzel hizmetleri Cumhur İttifakı'nın da desteğiyle en kısa zamanda Ömer Başkanım'ın da güzel çalışmasıyla, o güler yüzüyle Manisa'ya bir an önce hizmetlerine başlayacağından eminiz. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten 5 yıl boyunca çok başarılı hizmet etti. Toplumun her kademesine dokundu ve 5 yıl boyunca da şehirlerde yaşayan tüm insanlarımız memnuniyet verici neticeler aldı. İnşallah bir 5 yıl daha göreve talip oldu ve başarılı oldu. Cumhur İttifakı ile beraber hem Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları hem de AK Parti teşkilatları çok yoğun bir şekilde bizler vekillerimiz koşturduk. Başarılı olduk. Ömer Başkan'ın bu süreçte de 5 yıl boyunca gayet başarılı olacaktır. İyi bir belediyecilik performansı ortaya koyacaktır. Ekibiyle beraber belediye meclis üyeleriyle, daire müdürleriyle. İnşallah biz de sonuna kadar Sayın Ömer Faruk Çelik Başkanımın yanındayız. Yeniden yetkilendirilen, görev verilen değerli dostumuz, kardeşimiz Ömer Faruk Çelik kardeşimizi tebriğe geldik. Özellikle Manisa'lı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Siyasi partilerimiz arasında centilmence bir seçim yarışına girdik ve buradan da merkezde her iki kardeşimize, her iki arkadaşımıza ve Büyükşehir'de de Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cengiz Ergün'e hemşerilerimiz teveccüh gösterdiler. Verilen mesajı aldık. Verilen görevi de inşallah arkadaşlarımızla birlikte şehre hizmet etme noktasında eksiklerimizi ikmal edip bir an önce göreve arkadaşlarımız başlayacaklar, mesaiye başlayacaklar. Şehrin memnuniyeti, vatandaşın hayatının kolaylaşması yönünde bizim de üzerimize düşen ne varsa kendilerine bu hususta destek olacağız. Kendilerini ve birlikte seçilmiş belediye meclis üyesi aday arkadaşlarımızı bugün belediye meclis üyesi mazbatalarında inşallah alırlar. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine, şehrimize inşallah güzel hizmetlere vesile olsun. Hem ülkemize hem de bize umut bağlayan mazlum milletlere de inşallah Türkiye'deki seçimin sonuçlarının hayır getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dün gece de idrak etmiş olduğumuz Kandilimizi tebrik ediyorum. Ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sayın Başkanımızı 5 yıl boyunca gönüllerin başkanı felsefesiyle çıkmış olduğu bir yolda ve hakikaten de gönül belediyeciliğini en güzel icra eden başkanlarımızın başında gelmektedir. Sağ olsun gönüllerin başkanı olarak şehzadeler, ilçemizdeki vatandaşlarımız, hemşerilerimiz başkanımıza sahip çıkmıştır. İnşallah bu önümüzdeki süreçte inanıyoruz ki bu 5 yılda başarılı çalışmalarını nasıl ki icra etmişse kıymetli başkanımız bundan sonraki süreçte de katlayarak daha da fazla yerine getireceğini düşünüyoruz. Önemli projeleri var başkanımızın, tüm şehzadeler halkımızı ilgilendiriyor. İnşallah biz de milletvekilleri olarak bu projelerin devamı noktasında elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz inşallah. Ben tekrar kıymetli başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik Beyefendi ve seçilen meclis üyesi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun şehzadelerimize, Manisa'mıza. Bundan sonraki süreçte daha çetin olacak, daha zor olacak, kolay olmayacak hiç şüphesiz. Ama başkanımız tecrübesiyle, ferasetiyle inanıyoruz ki yapacağı çalışmalarla, ekibiyle beraber bunların da üstesinden gelecektir. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Evet, ben de çok değerli AK Parti Manisa milletvekillerimize, il başkanımıza ve il teşkilatımızın değerli yöneticilerine bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Gerek seçim kampanyası boyunca verdikleri destekler için, gerekse de 5 yıllık belediye başkanlığım döneminde şehzadelerimize yaptığımız hizmetlerdeki destekleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler halkı iradesini ortaya koymuştur ve bir 5 yıl daha devam yönünde bir karar vermiştir. Biz de bu karar doğrultusunda ilk günkü aşkla, tevazu ile, samimiyetle, gayretle şehzadelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Oy veren, oy vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum.
Şehzadeler'de yaşayan tüm vatandaşlarımız, bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hepsini kucaklayarak, hepsini severek, hepsinin hizmetkarı olabilmek için çaba ve gayret sarf etmeye devam edeceğiz diyorum. Bu nezaketleri ve ziyaretleri için de çok değerli milletvekillerimize, il başkanımıza ve il teşkilatımıza da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da el birliğiyle, gönül birliğiyle, hükümetimizin destekleriyle, Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle şehzadelerimize en güzel hizmetleri yapabilmek için çaba ve gayret sarf edeceğimizden kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın diyor. Saygılar sunuyorum.